Selamun aleyküm arkadaşlar. Bir günlük aradan sonra yine birlikteyiz. Aslında bir gün arayı özellikle bilerek, isteyerek verdim ki benden sıkılmış olabileceğinizi. Bazı arkadaşlar diyorum ama alışkanlığından diyorum. Onlara arkadaş falan demek doğru değil. Kötü niyetli kişilerin, Ersan Çelik hep aynı şeyleri söylüyorsun. Artık değiştir konuyu, bırak Fatih Terim'i, sen Fatih Terim düşmanısın bilmem ne falan, hemen anlıyorsun ki abi demek ki kuyruklarına basmışız. Kuyruklarına bastığımız zaman sesler bunlardan acayip şekilde geliyor abicim. Burayı düzeltelim şimdi, evet. Acayip bunlardan ses geliyor. Ben de araştırmaları yapınca zaten anlıyorum ki bu Terim Spor avanesinin ayaklarına, kuyruklarına mutlaka ve mutlaka bir şekilde basmışız, teneke bağlamaya başlamışız demektir. Arkadaşlar şimdi ilginç şeyler anlatacağım size. Bakın ben daha önce de size söz verdim. Dedim ki asıl olan Galatasaray'dır, ötesi de teferruattır. Yani Galatasaray'ın başarısız olma adına, Galatasaray'ı karıştırma adına birileri bir takım haltlar yiyorsa, tezgahlar, dolaplar çeviriyorsa ben bunları araştırırım, öğrenirim ve sizlerle paylaşırım. Şimdi sizlere çok önemli şeyler anlatacağım. Bakın lütfen bu sohbeti sonuna kadar izleyin arkadaşlar. Size yalan dolan bir transfer haberi vermiyorum. Galatasaray'ın kaderiyle oynayanların nasıl tehlikeli sulara girdiklerini anlatmaya çalışacağım burada. Ne tür dolaplar çevirdiklerini anlatmaya çalışacağım. Ben geçen yeride kalan mevsim bunları anlattım. Anlattım, hepsi bir bir çıktı. Bakın istemiyorum, dilemiyorum, ummuyorum ama bunlar da çıkacak. Bakın çok Galatasaray'da herkes zannediyor ki işte Okan Buruk geldi, takım iyi güzel, herkesin yüzü gülüyor. Ben de aynı şekilde düşünüyorum tabii de. Çok önemli bir yazar arkadaşıma bana dedi ki o Okan işte geldi, yönetim şöyle uyumlu, böyle uyumlu falan filan dedi. Bir takım şeyleri de kendi gazetesinde, köşesinde yazdı ama dedim ki gerçek hiç öyle değil. Hiç öyle değil. İşte şimdi benim dediğim yere geliniyor arkadaşlar. Enteresan gelişmeler var, enteresan bir takım hadiseler var. Önce bir defa şurada anlaşalım. Bakın hani derler ya, ben hep söylerim o cümleyi kullanırım. Eğri oturup doğru konuşalım. Arkadaşlar şu anda daha önceki sohbetlerde anlattığım üzere, isterseniz gelin ben daha önceki sohbetlerde neler söyledim, sadece başlıkları göstereceğim arkadaşlar. Bakın bundan önceki bir sohbetimde ben çok net bir şekilde Galatasaray'ı seven adam onun bunun kuyruğuna takılmaz diye bir sohbet yaptım. Burada Arda Turan hani Galatasaray'la ilgili söylüyor ya işte Fener'e gitmedim, Beşiktaş'a gitmedim, Martaval okuyor, şu kadar para kazandırdım, bu kadar para kazandırdım. Yok bana jübile yapmadılar, son iki maçı Aslantepe'ye gitmedim, bana bir özel formada yapmadılar, bana bir tane pasta kesmediler. Ben de dedim ki kes lan kes, sen Galatasaray'ın en kritik maçlarda gittin, Galatasaray'ın o en kaderini etkileyecek maçlar öncesi bir takım fotoğraflar çektirip orada burada yayınladın. Bu taraftar, bu yönetim bunu nasıl unutur mu? Nasıl sana forma yaptıracaklar, jübile bilmem ne falan filan. Geç hikaye, zaten jübile tarihte kaldı. Jübile diye bir şey yok. Ben burada bunu söyledim arkadaşlar. Bazı dalga dümenciler bana laf yetiştiriyor. Sen ne kazandırdın kulübe? Arda Turan 13 milyon kazandırdı. Ulan git, git. Arda Turan Galatasaray'a 13 milyon kazandırmış. Kendi kazandıkları ne? Arda Turan rüyasında görebilir miydi bu kadar paraları, pulu? Tamam görsün, beni ilgilendirmez ama sonuç itibariyle önce Galatasaray'ı kazandırıyor. Bu bazı şerefsizlerin bu gerçeği görmesi lazım. Efendim Galatasaray'ı Galatasaray yapan Fatih Terim'miş. Ne Fatih Terim yaptı? Bunu nasıl söyleyebilirsiniz? Galatasaray olmasa Fatih Terim olmasaymış Galatasaray olmazmış. Anadolu takımı olurmuş sıradan bir. Sıradan bir Anadolu takımı olur diyorlar. Bunu söylüyorlar utanmadan, sıkılmadan. Ben şimdi soruyorum. Galatasaray olmasaydı Arda Turan şu anda ne olurdu? Nerede olurdu? Futbolu bırakmış, ikinci sınıf bir futbolcu olarak orada burada vakit geçiriyor olurdu arkadaşlar. Galatasaray olmasaydı. Peki daha önemlisini soruyorum. Peki Galatasaray olmasaydı, hani diyorlar ya Fatih Terim olmasaydı Galatasaray sıradan bir Anadolu takımı olurdu. Yürü geç.
Galatasaray kim olursa olsun hiç kimse kişilere bağlı değildir. Galatasaray hep vardır, var oldu, var olacak. O ayrı dava. Şimdi soruyorum. Peki Galatasaray olmasaydı Fatih Terim şu anda ne olurdu? He? Ben söyleyeyim size. Adana'da ikinci sınıf kebapçı olurdu. Başka da hiçbir halt olmazdı. Kusura bakmayın. Emekli futbolcular futbolu bıraktıktan sonra ne olduklarını görüyoruz işte. Bu gerçeği kabul edelim. Hele bana laf yetiştirmeyin. Fatih Terim bunu verdi. Arda Turan bunu verdi. Galatasaray'a kimin ne verdiğini yeri gelince söyleriz. Gidin Alp Yalman'a sorun bakalım. Erzan Çelik Fotospor'un genel yayın müdürü olduğu sıralarda Galatasaray'ına 5 kuruşa ihtiyacı varken o Fotospor benim tamamen desteğimle kaç para topladı, kaç parayı Galatasaray'ın kasasına koydu. Alp Yalman'ın başkanlığı döneminde söylüyorum, rakam veriyorum. Tam 150 milyon lirayı Galatasaray'ın kasasına benim genel yayın müdürü olduğum Fotospor koydu. Bir takım şerefsizler, yavşaklar ahkam kesiyorlar. Sen ne verdin? Ne vereceğim lan? Ben sıradan bir gazeteciyim. Etim ne, butum ne? Ama genel yayın olduğum o gazetede bunu yıllar sonra söylüyorum, itiraf ediyorum. Bilinen bir şeydi. Bu banka numarası da var, hesap numaraları da var. Hiç kimse de inkar edemez. Araştırın bakalım Alp Yalman'ın başkanlığı dönemi. Bu kadar geriye gidiyorum. Ha ben geçtim. Ha o zaman da benim o 150 milyon topladım Galatasaray'ın kasasına koyduğum dönemde de Galatasaray'a Tanju 175 milyona transfer olmuştu. Onu da söyleyeyim size. Şimdi geçelim. Bunların hepsini geçelim. Bunlar önemli değil. Bazılarına cevap. Galatasaray'ı Fatih Terim yapmış. Fatih Terim olmazsa Galatasaray olmazmış ya da Arda Turan Efendi. Geçin kardeşim, geçin. Hadi bakalım, yürü, anca gidersiniz. Siz bildiğiniz yolda yürümeye devam edin. Yok benim benden daha iyi hoca sen olursun. O olurum abi, yalarım yıkarım. Ne halt yapıyorsanız yapın. Beni ilgilendirmiyor. Kim ne yaparsa yapsın abi. Kim ne yaparsa yapsın ama Galatasaray'ın yakasından da bu adamların düşmesi lazım. Ha düşerler düşmezler. Ben onu bilemem. Şimdi ben böyle bir sohbet yaptım mı? Yaptım. Arkadaşlar ondan sonraki sohbetimin konusu şuydu. Önce Cenk Ergün'ü sonra Okan Buruk'u yeme planı diye. Bakın şimdi biraz sonra anlatacaklarımdan dolayı söylüyorum. Burada ben anlattım burada. Önce Okan Buruk'u, bakın burada var, başlığı göstereyim size. Önce Cenk Ergün'ü sonra Okan Buruk'u yeme planları diye. Sonra bir sohbet daha yapmışım ondan önce. Hepsi bunlar aşağıda var. Açın bakın bunlar duruyor. Hani dedim ya Galatasaray galiba sonunda aradığı hocayı buldu diye Okan Buruk'u burada ben öne çıkarmıştım. Ama sonradan anladım ki Okan Buruk'u yemek için her türlü dalga dümen yapılıyor arkadaşlar. Yapılıyor. Hal böyle olunca da ne oluyor? Bir Galatasaraylıların uyanık olması lazım. Eğer uyanık olursa bu işler olur. Olmazsa sonuç nereye varır? Ve bir de şöyle bir sohbet yapmıştım. Bakın yine burada var. Dedim ki önce bir görün arkadaşlar. Gördünüz değil mi yaptığım sohbetin başlığını? Okan Hoca'ya desteği bırakın, köstek olmayın yeter dedim. Bakın ben bu sohbetleri yaptım şimdi. Bunları size şimdi anlatacaklarımı belirli bir zemin üzerine oturtma adına tekrar hatırlattım. Yani kimin kimi yiyeceğini, kimin ne yapacağını burada üstü kapalı anlatmaya çalıştım. Şimdi üstü açık bazı şeyleri anlatacağım. Arkadaşlar bugün ne? 1 Temmuz değil mi? Bugün benim bu sohbeti bugün ne derken 3'ünde 5'inde de izleyeceksiniz bu sohbeti. Şöyle söyleyelim. Ben bu sohbeti 1 Temmuz Cuma günü Cuma namazından sonra yapıyorum. Bu arada geçmiş olur sohbetin yapıldığı gün izleyenler için de hayırlı cumalar olsun yine diyelim. Onu da iletelim güzel dilek ve temennimizi. Allah nice cumaları evimize göstersin, onu da ekleyelim. Şimdi bu cuma yani 1 Temmuz Cuma sabahı Bebek'te, İstanbul'da Bebek'te arkadaşlar Erden Timur basın mensuplarına sözde bir kahvaltı verdi. Peki şimdi Erden Timur gibi birisinin verdiği kahvaltıdan kulübün haberi olur mu? Olur. Başkanın haberi olur mu? Olur. Diğer yönetici arkadaşların haberi olur mu? Olur. En azından beraber yola çıktıkları işte ki bugün futbolun patronu konumunda olan Cenk Ergün, Erden Timur birlikte o kahvaltıda yer alırlar mı? Alırlar. Almaları gerekir miydi? Gerekirdi. Peki neden toplantıdan sonra şu uyarı yapıldı kahvaltıya katılanlara? Aman
bu kahvaltının olduğunu, bu toplantının yapıldığını işte duyurmayın, kimseye söylemeyin demek, böyle bir uyarı yapılmış. O öyle, ben öyle geldi kulağıma, bilmiyorum. Her neyse, şimdi böyle bir de uyarı yapılıyor. Yani toplantı gizli yapılıyor arkadaşlar. Uyarı yapılması gayet doğal. Gizli yapılan bir toplantının gizli yapıldığını söyleyip bu toplantıyı duyurmayın, yaymayın demek gayet normal yani. Ama ben baktım ki bazıları sosyal alemde çoktan girmişler. Alttan girip üstten çıkmışlar arkadaşlar. Erden Timur'u biliyorsunuz arkadaşlar. Önce Galatasaray'a küçük küçük sponsorluklarla destek vermişti. Burak Elmas'ın başkanlığından sonra basketbol şubesinin bir bakıma özerk hale getirilerek, yani tam statü olarak getirilmedi ama Burak Elmas öyle bir yapıyı oluşturdu ve Erden Timur'u oraya oturttu. Onlar da yaptıkları doğru bir yapılanmayla işte Galatasaray'ın eski oyuncuları vesaire, bir takım iyi doğru profesyonellerle Efes Pilsen'i yenecek duruma kadar geldiler. Ve böyle bir çıkış yaptı Erden Timur ki Burak Elmas zamanında da stada da isim sponsor olmuştu, NEF vesaire vesaire. Yani şöyle oldu, kısa sürede hem basketbol şubesine yapılan doğru hamlelerle öne çıktı, hem de bir takım sponsorluklarla Erden Timur adını duyurdu ve de Dursun Özbek yönetiminin içinde yer aldı ama yönetim kurulunda değil de Sportif AŞ'lerin içerisinde başkan vekili olarak görevlendirildi Dursun Özbek tarafından. Dahası Cenk Ergün'le beraber de futbolu yönetme görevi onlara verildi tabii, başkana bağlı olarak. Şimdi buraya kadar her şey güzel, doğru. Ama bir adım geriye gidelim. Okan Buruk göreve getirilmeden önce biliyorsunuz uzun bir süre Galatasaray'ın teknik direktörü kim olacak? İşte Alman Rozier mi olacak? İşte o mu olacak? Bu mu olacak? Bir sürü isimler gitti, geldi, gitti, geldi. En önemlisi Fatih Terim mi olacak diye, ki camia zaten Fatih Terim'den şu anda nefret ediyor. Troller dışında, avane takımı dışında Fatih Terim'i hiç kimse Galatasaray takımının başında bir daha görmek istemiyor arkadaşlar. Eğer bir şekilde birileri yanılır da söz konusu kişiyi futbol takımının başına, Sportif AŞ'nin başına ya da Florida'dan içeri sokarsa bunun bedelini çok ağır öderler. Galatasaray diye bir takım kalmaz, yerle bir olur camiye, bunu da söyleyeyim. Şimdi o sırada Başkan Dursun Özbek ile Erden Timur Fatih Terim'in gelmesini istiyorlar. Çünkü kendilerine seçimi kazandıran kişilere bunu söz vermişler, öyle söylüyorlar. İşte seçimi sana Serdar Güzelaydın kazandırdı, işte Ahmet Yüce miydi, Yüce miydi, neyse o kazandırdı, bu kazandırdı, şöyle oldu, böyle oldu, işte son sandıklar bizim sandıklarımız, böyle oyları biz verdik, o yüzden ne olacak? İşte Serdar Güzelaydın Sportif AŞ'nin başına geçecek, bilmem işte Fatih Terim teknik direktör olacak, yapılanma olacak, yetkiler verilecek, Florya'nın patronu yine o olacak. Bunun için bayağı bir patırtı kütürtü çıktı. İki kişi destekliyor ama karşı tarafta da Metin Öztürk ve yönetim kurulunun büyük bir bölümü de hayır Okan Buruk gelsin diyorlar. O arada yabancı gelsin diyenler de vardı bildiğim kadarıyla. Uzatmayalım. Bu tartışmalar sürerken yüksek yerlerden emir geldi ve Okan Buruk, daha doğrusu söz konusu kişinin Galatasaray'a tekrar dönmesine engel olundu. Yolu kesildi. İyi ki kesildi. İyi ki kesildi. Yüksek yerlerden gelen talimatlarla bu yol kesildi. İnşallah bu yolu bir daha açmaya kalkmazlar. Şimdi bütün bunları söylerken, yani bir bakıma yukarıdan gelen bir emirle Dursun Özbek ile Erden Timur 90'dan golü yemiş oldular. Şimdi Erden Timur son derece tecrübesiz bir yönetici. Çünkü evet, iyi bir Galatasaraylı. Baskette flaş oldu. Taraftar kendisini seviyor. Çok öne çıktı. Bu kadar öne çıkmanın, daha doğrusu bu kadar hızlı öne çıkmanın ben hayra alamet olmadığını anlatmaya çalıştım bundan önceki pozisyonlarda. Ve nitekim hemen bu işler kendini gösterdi. Şimdi Galatasaray kulübünden, yöneticilerden, başkandan daha doğrusu gizli demeyelim, onların haberi olmadan böyle bir kahvaltıyı organize etmek ve o kahvaltıyı arkadaşlar
çağrılanlara bir baktığınız vakit bu sosyal medya içerisinde yer alan kalın kalın zarfçılar, tuğla tuğla zarflar, bilmem ne yapanlar, yani malum kişi ve avane takımının değirmenine su taşıyan kişilerin çoğunlukta olduğunu görüyorsunuz. Ya sürekli bunlar Galatasaray'ın aleyhine, ya adamlar Galatasaray sportif, daha doğrusu futbol direktörü Cenk Ergül'ün aleyhinde inanılmaz derecede kampanya başlatıyorlar, yerden yere vuruyorlar ve o kişiler Erden Timur'un kahvaltısında yer alıyor. Ya bırak, nasıl alırsınız? Efendim bu medyacıymış, gazeteciymiş çağırırız. Ne gazetecisi lan? Bunlar gazeteci mi? Nesi gazeteci? Nerede çalışıyorlar? Hangi gazetede çalışıyorlar? Hangi televizyonda? Yok. Bunlar zarfçı, zarfçı. Anlatamadık abi. Uzatmayalım. Bu gelişmelerden sonra, yani orada işte Erden Timur'un şunu düşünüyordu millet. Ben de öyle diyordum. Bir gün önce öğrendim ya toplantı yapacağını. Aa, demek ki yarın yapılan bir takım transferlerden vesaire vesaire gelişmelerden önce medyaya, medya mensuplarına haberdar edecekler. Herhalde işte çekilen zorluklar, yaşanan süreç, şu ana kadar baktığınız vakit Galatasaray'da hiçbir gelişme yok. Bir Abdülkerim Bardakçı transferi var. Onun dışında bir icraat yok. Şu an itibariyle arkadaşlar, şu an itibariyle yok. Trabzonspor güçlüydü güçlü, Fenerbahçe güçlüydü güçlü, Beşiktaş güçlüydü güçlü, Anadolu takımlarını hiç söylemiyorum, güçlü güçlüydü, çok daha güçlü. Galatasaray, Galatasaray'da bir şey yok. Ne doğru dürüst giden, ne doğru dürüst gelen var. Ama sadece işte o gelecek, bu gelecek falan filan. Görünen o ki işte 1 milyon çıkışı olan Antalya'dan Fernando ya da Konyaspor'dan Hacı Ali Ahmet Binlen Begoviç midir nedir, bir takım isimler geçiyor 6 numara için, 10 numara için. Yani şimdi bunlar hikaye, inşallah bunlar olmaz denildiği gibi. Biz de zamanında bize dediler işte şu gelecek, bu gelecek, yok Talişka'ydı, Malişka'ydı, Konişka'ydı, o geldi, bu gitti, ulan biz de akıllanmıyoruz ha. Ulan adamlar kardeşim her seferinde yalanla kandırıyorlar, bizi şapa oturtuyorlar. Biz hala yani işte hani var ya şair demiş ya, sevdiğine yalan da olsa bana sevdiğini söyle, aldatılmaya muhtacım diye. Biz de o hesap yani. İşte böyle güzel süslü müslü laflar edince onu alacağız, bunu alacağız falan dediklerinde inanıyoruz herhalde. Her neyse, kendisine Bay Erden Timur'a orada bir takım sorular soruluyor. İşte transferdi, hiç transfere girmiyor. Girme kardeşim. İşte o olmadı, bu oldu. Estekli, köstekli. Peki şu ne oldu, bu ne oldu? Eldeki futbolcular gidecekler, gelecekler. 0-0, elde var 0. Aman ne olur işte bu şeyin fazla yaymayalım. Kimse duymasın. Diyorum ya, duymasın dediler, herkes duydu. Bakıyorum ben sosyal alemde, o paylaşmış, bu paylaşmış, herkes paylaşmış abi. Paylaşırlar ya. Oradaki ayrıntıları da görüyorsun. Bir takım ayrıntılar var orada anlatılmış falan filan. Ben girmeyeceğim şu an şimdi o ayrıntılara. Kimin ne sorduğunu, ne söylediğini, kimlere ne cevaplar verildiğini hiç değerlendirmeyeceğim. O toplara da girmeyeceğim ama sonuç itibariyle arkadaşlar Erden Timur daha kafadan bir defa tehlikeli sulara daldı. Kafadan daldı, kafadan daldı derken yani böyle kafayla dalmadı abi, affedersiniz, böyle kıçıyla daldı abi. Kıçıyla daldı bu tehlikeli sular. Kardeşim, dedim ki ya daha önce biliyorum kendisine telefonlar edildi. Canım ciğerim, biz birlikte olalım, beraber bu kulübü yönetiriz, şöyle yaparız, böyle yaparız. Yani Erden Timur'un ben iyi niyetli olduğuna inanıyorum. Ama bir o kadar tecrübesiz olduğuna ve de erken havalara girdiğine artık %100 inandığım tecrübesizliği bir yana çok havalara girdim. Artık Galatasaray'ın gelecekte başkan, ona şimdi şunu diyorlar. Ya biz Dursun'u zaten arkasına teneke bağladık, gönderdik. Yine göndeririz. Seni de başkan yaparız canım ciğerim, sen oraya gel. Florya'yı bize bırak, biz Galatasaray'ı yönetiriz. Gül gibi mül gibi. Ama bilmiyor ki böyle bir oluşum olsa olamayacak ya. Olsa İlk harcayacakları adam Erden Timur olur. Şimdi tekrar oradan buradan duyuyorum. Efendim Serdar Güzelaydın tekrar Florya'ya geri dönecekmiş. Ya Serdar Güzelaydın kim abi? Erden Timur bastırıyor abi işte. Onun için bastırıyor, bunun için bastırıyor. Altyapıda Emir Kıvırcık diye son derece başarılı Galatasaray'ın içinden gelen ve de kariyerli bir kişi. Orada bir şeyler yapmaya çalışıyor. Daha önce gelmiş abi, bir takım yanlışlar yapmış. İşte bu Ozan Kabak'tan futbolcu olmaz, Yunus'tan futbolcu olmaz denmiş, o olmuş, bu olmuş. Bir şekilde
Onu göndermiş. Adı Emrah mıydı neydi? Adamı gitmiyor. Beşiktaşlı biri zaten. Adam gitmiş Beşiktaş altyapısında çalışmış. Galatasaray'ın bir takım altyapı futbolcularını öyle ya da böyle ayartmışlar, mayartmışlar. Her türlü legalugayı yapmışlar. Adam Adanalıymış. Erden Timur da Adanalı abi. Adanalı hemşerisini Emir Kıvırcık Galatasaray camiasının dedesinin Galatasaray camiasına çok etkin bir yeri olan, bilmem ne olan, son derece kariyer sahipli, hakikaten fedakarca çalışan, çok iyi eğitimli, 4-5 lisan bilen, Galatasaray için canını verebilecek bir adamı şimdi oradan altyapıdan ekart edecekler. İşte Ozan'dan futbolcu olmaz, Yunus'tan futbolcu olmaz diyen adamı Erden Timur marifetiyle oraya geri getirecekler. Ben şimdi bir şey demiyorum tabii. Önümüzdeki günlerde bildiğim başka şeyler de var da hepsini birden önünüze koymak istemiyorum. Çünkü bu sefer iyi niyetli olan bazı arkadaşlar sizler diyeceksiniz ki ya Ersan Çelik şimdi de Erden Timur'a mı sardım? Ben hiçbir şey sarmadım arkadaşlar. Öğrendiğim bir takım bilgileri, aldığım bir takım bilgileri ben size aktarıyorum. Size. Diyorum ki bakın böyle böyle. Şimdi ben mi yaptım abi gizli kahvaltıyı? Başkandan, kulüpten, yöneticilerden habersiz gizli kahvaltı yer söylüyorum. Bebek'te verilen kahvaltıyı ben mi yaptım, ben mi organize ettim? Peki bir takım gelişmeler, bir takım legaluga işler, medya, bu sosyal medya denen çukurda sürekli avane takımıyla malum kişiyi övenler Galatasaray'da huzur kalmasın. Ya adamlar diyor ki Okan Buruk diyor ne kadar Fenerli varsa diyor onları getirdi doldurdu takıma. İşte kaleci antrenörü yardımcı antrenörler diyor Fenerli oydu buydu. Cenk Ergün Galatasaray'la işte Galatasaray'ın parasını almaya çalışıyor. Galatasaray'la mahkemelik mi olmuşlar ne olmuş falan. Bu nasıl burada menajer gitmesi lazım falan. Bunları yapan adamlar Erden Timur'un masasında oturuyor kahvaltı yapıyor abi. Ben nasıl iştir bunu anlamadım. Gidip bunlara hesap soracağız. Siz kimsiniz lan? Ne bu? Nereden yazılıyor? Cenk Ergün'le ben futbolu yönetiyorum. Benim futbolu yöneten adamla siz çakıyorsunuz. Yarın bugün transfer olursa bakın söylüyorum ben elinizde belge kalsın diye söylüyorum. Ben legalugacı değilim abi. Ben karnından konuşan bir adam değilim. Asıl olan Galatasaray'dır diyorum. Galatasaray'ın gerçeklerini konuşurum. Gerisi teferruattır. Galatasaray'a kim zarar veriyorsa babamın oğlu olsa bile konuşurum. Kendi aleyhim olsa bile konuşurum. Ne iştir ya? Sen yönetimden, başkandan gizli, orada hiç kimsenin haberi olmayan bir kahvaltı organize. Ya böyle bir kahvaltı gizli kalabilir mi? Avane takımı, malum kişi, bunlar boş durmuyorlar zaten. Bak dedim ben size, önce Cenk Ergün'ü yiyecekler, peşinden Okan Buruk'a sıra gelecek. Ondan sonra işte güllük gülistanlık bir ortamda, canım ciğerim muhabbetleriyle bu işleri götürecekler. Abi bakın, şu tablo var ya, bu tablo var ya çok tehlikeli bir tablo. Bunu ben size niye anlatıyorum? Maalesef göreceksiniz ki arkadaşlar bu gelişmeler Galatasaray'ın hiç hayrına olan gelişmeler değil. Evet orada Okan Buruk bir şeyler yapmaya çalışacak. Yapacak. Yapmalı da zaten. Tek başına başarabilir mi? Bu yönetim bunu da söylüyorum. Bakın şu anda Dursun Özbek başkanlığındaki yönetim yakında dağılır arkadaşlar. Çatırdar. İlk istifa edecekleri söylüyorum. Metin Öztürk ve tayfası, Cemal Özgörkey, ona yakın olan kafaca bazı isimler. Bu tür gelişmeler olabilir. Bakın inşallah yanılırım, olmaz. Ama şu anda tablo oraya gidiyor, görüntü oraya doğru gidiyor. Erden Timur, daha dün bir bugün iki bu kadar havalara girme kardeşim. Evet basketbol başarılı oldun. Ben şu anda tamamen Erden Timur'u destekliyorum. İnşallah bunu da ona iyilik olsun diye bu sohbetleri yapıyoruz abi. Yapma kardeşim. Aslı olan Galatasaray'dır. Çok genç ve tecrübesiz bir kişisin Erden Timur. Yapma onun bunun kuyruğuna takılmayın. Onun bunun avane takımıyla işbirliği içerisine girmeyin. Girerseniz bunun bedelini Galatasaray öder. Yazıktır, günahtır. Galatasaray'dan 100. yılda herkes şampiyonluk bekliyor. Bakın sponsorlar geliyor. İşte Kuveyt'ten mi geliyor? Oradan geliyor, buradan geliyor. Stat isim sponsorluğu, forma isim sponsorluğu bilmem ne falan. Bunlar abi bir takım desteklerle geliyor. Siz eğer bir macera ararsanız birilerinin kuyruğuna takılır da Galatasaray'ı feda ederseniz yazık olur. Bakın yazık olur. Erden Timur tehlikeli sulara erken daldı ve ters daldı. Bu yanlış bir şey. Yapma Erden. Gençsin. Başarılısın. Taraftar seni seviyor. Ben de seni şu anda destekliyorum. Ama inşallah bundan sonraki bu doğrultudaki sohbetim
senin bütün defolarını ortaya dökmek olmaz. Yapma. Onunla bununla dirsek temasına girme abi. Geçeni unutun ya. Geçenin vurun kıçına bir tekme gitsin. Giden gitti ya. Sepeti koluna herkes yoluna. Diyoruz ki Galatasaray'da yeni bir sayfa açın kardeşim. Yeni bir düzen gelsin. Galatasaray'a ihanet edenleri tutmayın orada diyoruz. Yapın transferlerinizi diyoruz. Bu medyaya güvenmeyin diyoruz. Sosyal çukurun içerisinde yer alan adına gazeteci, mazeteci, muhabir denen çakallara güvenmeyin. Bunlar zarfçı diyoruz. Bunlar bugün böyle, yarın böyle yaparlar. Bunlar için Galatasaray önemli değil. Bunların cebe indirdikleri tuğla kalınlığındaki zarflar önemlidir. Erden Timur ne demek? Yönetimden, başkandan gizli kahvaltı düzenlemek medya mensuplarıyla. Zaten gelenlere de medya mensubu demek birkaç tane hariç belki de mümkün değil yani. Ne medya mensubu? Yanlış. Ben Erden Timur'un etki altında kalacağını, Erden Timur'u bir tek bir şekilde Cenk Eren'le Ergün'le arasını açacaklarını biliyordum. Ama bu kadar erken olacağını bilmiyordum. Erden Timur'un tehlikeli sulara bu kadar erken dalacağını hakikaten tahmin etmiyordum. Bakın şimdi bu Erden Timur'a bu kahvaltı fikrini kim verdiyse bir Erden Timur düşünsün. Lan bana bu kahvaltıyı yap diye kim söyledi? Bu adamları davet et diye kim söyledi diye bir düşünsün. Baksın bakalım o kişilerin niyetini, şununu, bununu. Erden Timur'u burada faka bastırmışlar. Gerek yok arkadaşım böyle bir kahvaltıya. Gerek yok. Düğün değil, bayram değil, seyran değil. Enişten beni niye öptün? Sen bu toplantıyı niye yaptın? Bir bilgi mi verdin? Transfer mi var? Galatasaray ile ilgili bir çalışma mı var? Sponsorluk mu var? O mu var, bu mu var? Niye yaptın abi? Söyle. Soru sorulmuş, cevap yok. O yok, bu yok. Galatasaray geçtiğimiz dönemde şu kurulan kadro, enkaz haline getirilme, oyuncuların çöp oluşu, çöp oyuncuların alınması, evdekilerin gidip dışarılarda yıldız olması, Galatasaray'ın oluşturduğu şu eldeki mevcut kadroyu kim yaptı, kim oluşturdu? Bunları sen Erden Timur olarak göremiyorsan abi bırak bu işleri yap, dön baskete ya. Bırak Dursun Özbek, al bundan futbolu, gitsin basketin başına yani. Yapma, bu kadar umutluyuz senden. Sana taraftar güveniyor, bizler güveniyoruz. Öyle ya da böyle. Ama sen avane takımına eğer gider onların değirmenine su taşırsan, onların elemanı olursan, onlara hizmet edersen burada Galatasaray kaybeder. Artık Okan Buruk var. Diyoruz ki Okan Buruk hocaya sahip çıksınlar. Ben boşuna mı söyledim? Bırakın desteği, köstek olmayı yeter diye. Var aşağıda 3 sohbet, 4 sohbet önce bunu söyledim. Kardeşler, arkadaşlar. Biliyorum gelen haberler var. Her şeyi size açık açık söyleyemiyorum. Anlatabildim mi? Benim için asıl olan Galatasaray. Ben ne zarf isterim, ne tuğla kalınlığında zarf peşindeyim, ne kahvaltı peşindeyim, ne lagaluga peşindeyim. Asıl olan Galatasaray'dır. Galatasaray başarılı olsun. Ha, siz büyük bir çoğunluk da bu benim bu söylediklerimi biliyorsunuz, inanıyorsunuz. Yoksa fark etmez abi. Döner arkamı giderim. Giderim ne güzel. Kurmuşum bir tane ikinci bir kanal konuşan Ordu TV, doğa, tabiat, iç içe, mis gibi güzellik abi, ne canım sıkılır, ne olur, ne bulu olur. Canım sıkılır yaylalara çıkarım, canım sıkılır denize, oralara, buralara, tarihli, turistikli, inanılmaz güzellikler var. Ha bu arada diyorum ki konuşan TV'ye abone olun diyorum, benim kardeşlerim hiç abone olmayın arkadaşlar, olmayın, ne güzel. Yeri gelmiş ya bunu da göstereyim hani. Bakın arkadaşlar biliyorsunuz değil mi? Konuşan Ordu TV'de diyoruz, buluşuyoruz. Lütfen abone olarak bize destek verin diyoruz. Bakın YouTube üzerinden böyle bir kanalımız var. Bunu da bu arada sıkıştırdım gördüğünüz gibi. Neyse arkadaşlar sohbetin sonuna geldiğim için Konuşan Ordu TV ile ilgili desteklerinizi bekliyorum tabii. Yani oraya abone olursanız orada hayatın bir başka güzelliği var. Çok seveceksiniz. İnanın bana orada yakında konulu sohbetlere başlayacağız. Doğa, tabiat, güzellik. Oo, cıvıl cıvıl bir hayat var orada. Sizi günlük stresten, sıkıntıdan, böyle canınızın, moralinizin bozulmasından, canınızın sıkılmış olmasından kurtaracağız. Orada güzel güzel, keyifli sohbetler yapacağız. Her neyse arkadaşlar, toparlayalım. Ve şunu söylüyoruz. Erden Timur, sevgili kardeşim. Gençsin, tecrübesin, başarılısın. Gelecekte Galatasaray'da, Galatasaray senden çok büyük hizmetler alabilir. İnşallah uzun yıllar Galatasaray'a hizmet edebilirsin. Ama şu sırada lütfen tehlikeli sulardan çık.
Al kendini geri. Daldın, tersten daldın ama yönün doğru yönde. Dön bu tarafa doğru, kıyıya doğru yüz. Peşine takıldığın, inandığın, belki de bir zamanlar çocukken aa dediğin o kişiler şimdi seni etkilemeye çalışıyorlar. Bunlara inanma, bunlara kanma. Bunlardan Galatasaray'a hayır gelmez sevgili kardeşim. Dön, gel kıyıya çık, gerçekleri gör. Asıl olan Galatasaray'dır, diğerleri teferruattır. Hiç girmedim şimdi, bakın bir kahvaltı, gizli kapaklı bir kahvaltı yapıldı. Bu kahvaltının ayrıntılarına, şununa, bununa girmedim. Üstü kapalı Erden Timur tehlikeli sulara erken daldı diyorum. Ama mutlaka ve mutlaka bununla ilgili elime çok daha sağlam bilgiler geldi. Zaten var. Eğer ikinci sohbetimi yapma durumunda kalırsam bu kadar kapalı konuşmam diyorum. Hepinize enişten sevgiler, selamlar gönderiyorum. Paylaşalım, abone olalım, beğenelim arkadaşlar. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Ve diyoruz ki hep beraber Erden, lütfen tehlikeli sulardan çık, karaya doğru yüz. Gerçekleri gör. Görüşmek üzere arkadaşlar, hoşça kalın.